CSI biliyorsunuz değişik tarikat ve şeyhler dışında bir anlayışa sahipti. O tamamen sistem dışı halka dayanan bir yolu seçtiği için hiçbir zaman sistemle bütünleşmesi olmadı. Yani sistem oluşan sistemler karşısında sürekli halkın yanında yer alan bir durumu vardı. Bununla birlikte hareket başladığı dönemlerde de birçok tarikat ve şeyh çevreleri ona karşı tavır geliştirdiler. 99 yıl önce Kürtler arasında oluşan yani ihanet şu ana kadar devam etmektedir. Bu ihanetin sonucunda Şeyh Said yenilgiye uğradı ve tamamen çıkan bu karşı hareket sistemle beraber bütünleşen şeyhler ve tarikatlar ve aşiret çevreleri genellikle Hamide alaylarında yer bulan birçok çevre bu sistemle beraber hareket etmesi sonucunda Şeyh Said'in başarıya ulaşmamanın nedeni oldu. Bugün gördüğümüz 99 yıl önce var olan Kürtler arasında ittifaksızlık halen devam etmektedir. Bu ittifaksızlığın sonucudur ki bugün Kürtler arasında bir birlikteliğin oluşmaması durumu mevcuttur. Yani bugün sistemin emperyal ülkelerin oluşturduğu bir parçalama durumu bugün bir fiil yaşamaktayız. Yani Kürtler arasındaki işte parçaların birbirine karşı tavır göstermeleri ve birbirine karşı gösterdiği tepki Kürtlerin birlik olmamasına neden oluyor. Şeyh Said sonrası gelişen hareket, yani biz biliyoruz ki hareketten sonra uzun bir yürüyüş başladı. Bu yürüyüş İran'dan başlayıp Irak ve Suriye'ye kadar devam eden, bu yürüyüşün tamamen amacı dağılan Kürt birliğinin sağlanmasıydı. Maalesef o günden bugüne kadar Kürt birliğinin oluşmaması da var olan sorunlarımızın çözmeme nedeni oldu. Bu tamamen sistem tarafından bilinçli olarak Kürtlerin üzerinde baskı oluşturmak ve Kürtlerin işte kendini göstermek için 1925'te 29 Haziran'da Şeyh Said ve arkadaşlarının idam yıl dönümünde yani bugün Sayın Öcalan'a verilen 1999'da verilen cezanın o güne getirilmesi tesadüfi değildir. Yani bugün 1999'da Sayın Öcalan'a verilen idam cezasının da bir nedeni budur. Yani biz Şeyh Said'i bugün de idam ettik. Yani bunu unutmayın. Her zaman size yapacaklarımızın bir belirtisi olarak bugüne denk getirildi. Yani bu yönlü talepler zaman zaman Kürt hareketi tarafında oluşturulan mezar yerlerinin ailelerine teslim etme gibi zaman zaman devreye geçmesine rağmen bugüne kadar fiili olarak sistem tarafında herhangi bir cevap verilmedi. Bunun da nedeni şu var. Türkiye'deki var olan sistem 1925'ten bu yana kat ettiği ve ortada kaldırdığı, şehit ettiği tüm insanların mezar yerlerini göstermek. Bugün buna baktığımızda on binlerce insanın mezar yerleri dahi gösterilmiyor. Ve bu da birçok ailenin çocukları çatışmalarda hayatını kaybettiği zaman yıllar sonra koliler halinde kargo vasıtasıyla ailelere göndermesi de bir handikabın başka bir noktasıdır. Bu yönde bu sistemin gittikçe zalimleşmesi ve Kürtlere yönelik bu tür uygulamaları artık sınır tanımaz hale geldi. Yani bu nedenle Kürtler arasındaki bir bütünlüğün sağlanmaması veya Kürtlerin birbirlerine karşı tavır geliştirmeleri bunlara cesaret veriyor. Şeyh Said
arkadaşları için bugün eğer mücadelenin geldiği evreye baktığımız zaman Kürt halkının çıkarmış oluşturduğu değerler çok önemlidir. Bugün genellikle Türkiye'de var olan bu zemine sahip çıkmak lazım ve bu zeminde de mücadele etmek gerekiyor. Yani bu mücadeleyi verdiğimiz zaman Şeyh Said ve mezar yerlerinde bir sistemden geri alabiliriz. Yani ben bu mücadele sonucunda ancak bu sonucu elde edebileceğim kanaatindeyim.